Gelecek kaygısı, korku şiddetli olabilen bir huzursuzluk hissidir. Herkes hayatında kaygı, endişe, korku gibi duyguları belli bir ölçüde deneyimler. Kaygı da, korku da aslında varoluşumuzun temellinde bulunan ve devamlılığını sağlayan evet, duygulardır. Aslında bizim için bir şeyin zarar veriyor olması, gelecek kaygısı atfediyor. Hani bu artık bir problem olarak adlandırabilmemiz için ölçün biraz daha dışına çıkması lazımdır. Gelecek kaygısında belirsizlik ve bilinmezlik ağır basar ve bu hayatın akışını olumsuz anlamda etkiler. Çünkü bilinmezlik kavramı gelecek hakkında düşünmek, ileride karşılaşılabilecek olasılık seçenekler ne olduğu belirli olmamasından kaynaklı ortaya bir kaygı çıkar. Bazı kişileri tabi bu kaygılar, bu bilinmezlik daha çok etkiler, kimisini daha az. Belli bir ölçüde salgılanması bizim için normaldir. Ölçünün yukarısına doğru gittiğinde işler işte orada hayatını etkileyen, özellikle işte enerji düşüklüğü, bedensel yorgunluklar, baş ağrıları, e, mide ağrıları e, gibi süreçler e, ortaya çıkabilir yani fizik psikolojik olduğu kadar bedensel etkiler de e, ortaya çıkar. Aslında bunun en güzel çözüm hazırlıklı olmaktır çünkü hazırlıklı olmak her zaman kaygıyı azaltır. Tabii bizlere gelen en çok e, soru mesaj. Bununla ilgili başvuru gelecek kaygısıyla ilgili başvuruların biz üniversite öğrencilerinin yaşadığını özellikle son sınıf ve üçüncü sınıf öğrencilerinin yoğun bir şekilde bu gelecek kaygısını yaşadığını gözlemliyoruz. Özellikle işte ekonomik durum ortada hocam ya da iş bulmayla alakalı işsizlik oranları her geçen gün daha artıyor gibi yorumlar var öğrenciler tarafından. Fakat şunu yine söylemek isterim ki biraz kaygı iyidir. Çünkü biraz kaygı aslında insanın yaşanımı devam ettirir. Bu kaygıların, bu endişelerin sizin hayatınıza olumlu katkılarına odaklanmak lazım. Son dönemlerde yurt dışına çıkmakla alakalı ciddi bir popülerlik söz konusu ve bize de bu konuyla alakalı birçok öğrenci, birçok üniversite, öğrencisi, lise öğrencisi danışmakta. Biz bu noktada öncelikle şunu analiz ediyoruz. hani Bu senin hani yurt dışı hayallerin senin yapına ne kadar uygun? Öncelikle bunu bir analiz etmen lazım. Çünkü bir de işin şu tarafı var. Hadi sen hadi yine çok istekliyorsun. Gerçekten senin yapına da uygun başka bir yerde yaşamak. Ama bir de tabii ülkenin kabul etmesi var. Sonuçta hiçbir ülke bugün hiçbir kişi için hadi gelsin herkes bizle işte çalışsın falan diye beklemiyor. Bu hayallerin yine minimum ve dengeli ve mantık çerçevesinde kurulması gerektiği taraftarıyım. Çünkü bunu özellikle söylüyorum. Sosyal medyada özellikle sosyal medya kibri diye bir tabirimiz var bizim. O o sosyal medyada kibri hani sürekli bir şeyleri eleştirmek, beğenmemek, yetersiz görmek ya da aşağılamak gibi böyle tehlikeli kavramlar içerebiliyor. Örnek veriyorum işte mesela bu ülkede çalışıyorsan yetersizsin. Bu ülkede asla çalışmaman lazım. Ay sen Türkiye'de mi çalışıyorsun falan gibi böyle sağlıksız yaklaşımlar olabiliyor. Bu da insanların psikolojisini çocukların... Ve gençlerin özellikle psikolojisini etkiliyor. ya yani benim o zaman Türkiye'de çalışmamam lazım diyor. Halbuki sağlam bir kariyer planı, sağlam bir kendini geliştirmeyle çok rahat Türkiye'de de barınabilirsin. Çünkü bu işler hepimizin bildiği gibi biraz daha nasip işleri. Senin nasip için mesela gelecek kaygısını yönetmeleri, vazgeçmemen gereken tek şey kendine yatırım yapmak. ...kendine ne olursa olsun yatırım yapmaktan da vazgeçmemek. Ee, belki şey, şu noktada tabii ki gençlere katılıyorum. Yani e, mezun olur olmaz iş bulamayabilirsin. Belki bir müddet bekleyebilirsin ama o, o iş bulamadığın... ...ve iş bulamadığın için üzüldüğün dönemlerde de bile... ...kendine yatırım yapman lazım ki. Çünkü hangi kapını ne zaman açacağı asla bilinmez. O yüzden gençlerden ricam lütfen sosyal medyanın bu kibrine kapılıp da... ...beğenmezlik ya da küçük görme ya da işte bu ülkede bu ülkenin çalışanlarını yetersiz görme e, gibi e, kavramları bir nebze olsun dengeli seviyede yaşasınlar ve törpülesinler.